Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurten. Daha önceki dersimizde etek kalıbı, boza etek kalıbı nasıl çıkartılır onu öğrendik. Şimdi bunun üstünden model uygulama anlamında bu tarz bir eteği, kolaj etek dediğimiz eteği böyle bir kalıbı kullanarak nasıl çıkartabiliriz? Kendimize nasıl bir baz elde edebiliriz onu öğreneceğiz. Ona başlamadan önce tabii ki kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi bir önceki yaptığımız kalıptan doğru kendimize yeni bir baz elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi mini 45 santimlik 5 santimlik bir korsajı olan yandan fermuarlı pileleri içten birazcık dikilecek şekilde olan okul tarzı etek dediğimiz kolaj eteğin pilelerinin nasıl açıldığını göstereceğim size. Şimdi bir önceki derste yapmış olduğumuz ana kalıbımızın bu sefer sadece ön kısmını kullanacağız. Şimdi kendimize küçük bir baz elde edelim. Aynı yapmış olduğumuz kalıptan bir tane kendime plan yapabilmek için. Plan dediğim şey de bütün kalıplarda size tavsiyem mutlaka elinizde plan olsun. Planınızı asla parçalamayın. Bunun üstünde bütün düzeltmelerinizi ve kontrollerinizi yapabilirsiniz. Böylece kalıplarınız daha sağlıklı olur. Şimdi kopya almaya başlayalım. Kendimize ilk önce bir plan elde edelim. Aynı yapmış olduğum kalıptan şimdi ilk kopyamı alıyorum. Bunu ön ve arka bu sefer ortak olarak kullanacağım. Fermuar yanda kullandığım için. Biliyorsunuz ki biz dik açıya belden 2 santim aşağıya inmiştik ya. Yine aldığım aynı noktadan 2 santim aşağı indiğim yerden ilk önce kendime çizgimi çektim. Burası biliyorsunuz ki 19 santimdi. Basen çizgimi biliyorsunuz yine burasıydı. Bu sefer baseni birazcık daha otursun olduğu için 96 santim tutacağım. 96 santimi 4 bölü 1 kalıp çalıştığım için 4'e böldüğünüzü düşüneceksiniz. O yüzden santimimi bu sefer 23,5 değil de 24 santim alacağım. Buraya kadar tamamız. Boy ölçümü de 45 santimlik mini bir etek yapacağım için 45 santime bir işaret koyuyorum. Etek ucuna dik açı yapıyorum. Dik açımı uzattım. Şimdi ilk basen çizgimi oluşturmam kaldı. Burayı eğri cetvelimle daha önceki gösterdiğim şekil gibi bu sefer yeni basen ölçümle ilk önce bir çiziyorum. Burası benim fermuarımın takılacağı noktam olacak yine. Biliyorsunuz ki biz dar vazo bir etek geldiği için 1,5 santim içeriye girme yapmıştık bir önceki kalıpta. Bu sefer girme işlemini yapmıyoruz. Yine burada aynı şekilde 24 santim yani basın ölçüsünün aynısını aldığımı düşünüyorum. 24 santimin haricinde bir çanlık vereceğim. 3 santim de bir çanlık payı veriyorum. Eteğimin yan çizgisini oluşturuyorum. Bu öne göre yan vereve geleceği için birazcık sarkma durumu olacağı için yandan 1,5 santim yukarıya çıkma veriyorum. Burayı da eğri cetvelle ön ortasına gelecek şekilde sıfırlıyorum. Benim yeni ana çizgim burası oldu. Şimdi bunun üstünde 5 santimlik bir kemer işaretliyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya sadece yine dikiş paylarını verme işlemim kalıyor. Gördüğünüz gibi dikiş paylarımı da verdikten sonra artık benim ana kalıbım tamamlanmış oldu. Şimdi bunun üstünde sadece pile yerlerimi işaretleyip açmam kalacak. Bu ön ve arkanın ortak kalıbı oldu. Şimdi alttaki baz kalıbımızı artık çıkartabiliriz. Kullanacağımız ana kalıbımız bu. Bunun üstünde pilelerimi çiziyorum. Ben 4 santim aralıklarla buraya birkaç tane pile yapmak istiyorum. O yüzden ilk önce ön ortaya yakın yerde ön ortadan başlayarak 4 santim vereceğim için ilk önce 2 santim yani yarısını buraya işaretliyorum. Arkasından 4, 4 ve 4. Ben buraya
1, 2, 3, 4. Karşı tarafa da gelecek. Toplam 8 adet pile yapmak istiyorum. Üst tarafta şimdi 4 tane pilemizi işaretledik. Alt tarafta ondan birazcık daha fazla, yani yarımşar santim daha fazla vererek biraz daha şekil vermek istiyorum. O yüzden buraları 4,5 santim tutuyorum. Yukarıda 4, aşağıda 4,5 gibi düşünün. Bunları düz olarak ilk önce çizdim. Bu benim şablonum gibi düşünün. Şimdi bundan doğru kalıba sadece açma işlemi yapacağız. Buraya kadar tamam. Gördüğünüz gibi çan eteğim, pilelerim, her tarafımı işaretledim. Şimdi hemen açma işlemimizi yapalım. Yapmış olduğum bas kalıbın içine bir tane mülaş seriyorum. Şimdi ön ortadaki çizgimi düz olarak çiziyorum. İlk noktama kadar geldim. İlk noktamı da çiziyorum. Buraya kadar çizdim. Buradan sonra arasına her pilenin kendi değeri kadar pay veriyorum. Yani burada 4 santimlik bir pileye tekrar 4 santim pay veriyorum. Şimdi katlama işlemimiz, yana doğru katlayacağım. Bu şekilde katladım. Sadece işaret aldım. Burada da katladım. Buraya da işaret aldım. Bunları yeni yerime koyuyorum. Pideyi kaydırmış gibi düşündüm. Yeni yerime koydum. Burada da dayadım. Burada da dayadım. Şimdi ikinci çizgimi çiziyorum. Yine arasına 4 santim pili payı veriyorum. Yine katlıyorum. Buraya bir işaret koydum. Buraya bir işaret koydum. Bunu da ikinci aldığım çizgiye dayıyorum. Şimdi üçüncü çizgimi alıyorum. Burayı da çizdim. Tekrar arasına 4 santim pay veriyorum. Bunu da katlayıp sadece bir noktanın işaretini aldım. Burayı da aldım. Bunu da 3. çizgime koyuyorum. Ve son pileye geldik. Buraya da tekrar aynı şekilde 4 santim payımı veriyorum. Bu payları isterseniz derinleştirebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin pile derinliğini ne kadar istediğinize bağlı. Ben şimdilik size gösterme açısından 2 santim tuttum. Ama bunu 3 santim yapabilirsiniz. Ya da birebir kendi değeri kadar verip 4 santime çıkartabilirsiniz. Bu tamamıyla pilenin derinliğini ne kadar istediğinize bağlı. Onu siz kendiniz karar verebilirsiniz. Ben size ders gibi anlattığım için sadece bu kadar gösterdim. Ama derinlik size bağlı. Gördüğünüz gibi bütün pile şekillerim oluştu. Etek ucuna kıvırma payımı veriyorum. 1 santim kıvırma payımı verdim. Bu kısımda kemerin altında payım olmadığı için kemer payımı verdim. Şimdi size katlayıp bunu keseceğim ve pilelerin nasıl katlandığını göstereceğim. Şimdi benim birinci plan burası. İkinci plan burası. Üçüncü plan burası. Ve dördüncü plan burası. 1, 2, 3, 4. Anlayabilmeniz için yazıyorum bunları da. Şimdi bunu keselim. Etek ucundan itibaren kesmeye
başladım. Bu 1 santim dikiş paylı hali. Sadece 1 santim kullanarak bunu dikme işlemi yapacaksınız. Bu pileleri içe de baktırabilirsiniz, dışa da baktırabilirsiniz. Biraz da isteğe bağlı bu. Yana bakmasını istiyorsanız yana baktırırsınız. Öne bakmasını istiyorsanız öne kaydırırsınız. Şimdi kese kese gidelim. Katlıyorum. Gördüğünüz gibi şeklim zaten oluşmuş vaziyette. Gördüğünüz gibi tek tek katladık. Burayı da kestik. Bu da benim ön ortağım ya da arka ortağım. Ön ve arkayı ortak kullanabilirsiniz bu kalıpta. Beli 74 santim olacak. Beli 76 santim olacak, pardon. Basın da 96 santim olacak. Ön ve arka ortası, kumaş katı, düz ipimiz burası olacak. Buna ön ve arka etek ortak olacağı için 2 çarpı kumaş kesiyorsunuz. Eğer ki pileleri belli bir noktaya kadar dikilmesini istersem, burada sadece bir gösterge yapıyorum. Ben 10 santimlik dikilmesini istiyorum. Pilelerin oraya başlangıç noktalarından aşağı doğru 10 santime bitmiş yerlerinden itibaren işaret koyuyorum. Bunlar pilenin makineden buraya kadar dikileceğini, şuraya kadar dikileceğini, ondan sonra serbest kaldığını gösterir. Bu kadarı içten, yani şuradan dikilecek, ütüyle yatırılacak, ondan sonra da aşağıda serbest bırakılacak anlamına gelir. Siz tabi daha güzel dursun istiyorsanız bu pile derinliklerini birazcık daha artırabilirsiniz. O zaman daha şık durur. Kolej eteklerinde birazcık daha pileler kendi payları kadar oluyor. Bunları tam tersine öne doğru baktırabilirsiniz de. Tamamıyla dediğim gibi modelin şekline ve isteğe bağlı. Ben sadece pilenin nasıl açıldığını göstermek istedim. Burada bizim sadece yapacağımız tek işlem kemer kısmını kopya alma kaldı. Kemerimiz de ön ve arka ortak olacağı için, yine tele yapışacağı için, teleyi size daha önce anlatmıştım. Telalı kalıplarda paysız olarak alıyoruz. Bu benim ön ve arkanın kemer kopyası olacak. Gördüğünüz gibi paysız yerlerden kopyamı aldım. Şurası biraz kaydı. Burayı düzeltiyorum. Şimdi burayı yine katlıyorum. Aynı kopyayı karşı tarafa geçiriyorum. Burası benim düz ipim. Buna da ön ve arka kemer, çizim, tüm paysız, alt ve üst kemer olacağı için, ön ve arka da olacağı için 4 çarpı kumaş, 4 çarpı tele yazıyorum. Tabii ki bunu keserken buradan değil, kaba kesim veriyoruz. Her tarafına 2'şer santim fazladan pay veriyoruz. O kalıpla kesiyoruz, üstüne tele yapıştırıyoruz ve bu bizim yapmış olduğumuz çizim kalıbıyla da regolasını yapıp dikiş payını veriyoruz. Buraya mutlaka dikiş payı veriyorsunuz. Gördüğünüz gibi kemerin altına bu benim yapmış olduğum eteğin takılacağını düşüneceksiniz. Bu şekilde oluşturduğum kalıp, böyle katladığınızı düşünün. Ne yapacak? Bu etek buraya takılacak. Çok kolay ve basit bir etek. Fermuarı dediğim gibi şu çıtı yana işaret koyduğum yere kadar, kemerin başından başlayıp aşağıya kadar şu kısma fermuar takılacak. Astar çalışması da gene aynı şekilde. Buradan kopya alıp, isterseniz 2 santim astar çalışmasını bir önceki kalıpta göstermiştim. Yana 2 santim aynı şekilde pay verip boyunu 3 santim kısaltıp buraya 1 santim dikiş payını verip, buradaki yandaki çıktığımız 2 santim fazlalık kadar buraya herhangi bir yere bir pile oluşturabilirsiniz. Bu da bizim astar kalıbımız olacak. Açma şeklimiz
Bu kadar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgilerimi sunuyorum.